Merhaba, bu videomuzda GoBRP yazılımında bulunan, alınan çeklerin bankaya tahsile verilmesi ve tahsilatının gerçekleştirilmesi işlemlerini inceleyeceğiz. Bu işlem sayesinde bankaya tahsile verdiğiniz çeklerin kaydını gerçekleştirebilecek ve tahsilat zamanı geldiğinde tahsilatını gerçekleştirerek hareketlerinin kontrolünü yazılımımız üzerinden sağlayabileceksiniz. Şimdi işlemimizin nasıl gerçekleştirildiğine bakalım. Üst kısımda bulunan işlemler sekmesinden çek senet ve çek senet bordolarını tıklıyoruz. Açılan çek senet bordosu arama ekranında belirli kriterlerin seçimini yaparak daha öncesinde oluşturduğunuz çek senet bordolarını listeleyebilirsiniz. Banka tahsile çek vermek için alt tarafta bulunan eklenecek bordo türü alanından çek çıkışı banka tahsil seçeneğini seçerek ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan yeni kayıt ekranında bordo numaramız otomatik bir şekilde tanımlı olarak geliyor. Açıklama alanına dilerseniz kendiniz belirleyeceğiniz bir açıklama yazabilirsiniz. Evrak tarihi alanından evrak tarihini girdikten sonra şubesi alanından eğer işletmeniz şubeli bir işletme ise ve bu işlem bir şubenize aitse ilgili şubenin seçimini bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Bursa şubesi olarak işlem şubemizi seçiyoruz. Banka hesabı alanından hangi bankaya çek çıkış gerçekleştireceksek onun seçimini yapıyoruz. 3 noktalı butona tıklayarak banka listesi arama ekranından ilgili banka hesabımızın seçimini yapıyoruz. Daha sonrasında kaydet butonuna tıklayarak bordro kaydımızı oluşturmuş oluyoruz. Bordro kaydımızı oluşturduktan sonra ilgili çeklerimizin seçimini yapmak için alt tarafta bulunan ekle butonuna tıklıyoruz. Çek senet kartı ekranında portföydeki çeklerimizin listesine ulaşıyoruz. Bu alandan dilerseniz mouse'un sol tıkına basılı tutarak ilgili çekler üzerinde kaydırdığınızda seçmek istediğiniz çeklerin seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Daha öncesinde çek girişini gerçekleştirmiş olduğumuz çeklerimizin seçimini alt tarafta bulunan seç butonuna tıklayarak gerçekleştiriyoruz. Tahsile vermek istediğimiz ilgili çeklerimiz bu alanda listelenmiş oldu. Daha sonrasında onayla butonuna tıklayarak belge onayımızı gerçekleştiriyoruz. Dilerseniz şimdi tahsile verdiğimiz çeklerin banka hesap kartındaki görünümüne bakalım. Bunun için kartlar sekmesinden banka ve banka hesap kartlarına tıklıyoruz. Açılan ekranı büyüttüğümüzde alt tarafta bulunan ara butonuna tıkladıktan sonra banka listesi arama ekranından ilgili banka hesabımızın seçimini yapıyoruz. İlgili banka hesabımızın hesap kartına ulaştıktan sonra tahsil teminat çek senet sekmesinden hareketleri bul butonuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu alanda tahsile vermiş olduğumuz çeklerin listesine ulaşmış olduk. Çek durumumuz tahsile verildi olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi bir de ilgili çeklerimizden bir tanesinin tahsilatını gerçekleştirelim. Bunun için işlemler sekmesinden çek senet ve çek senet bordolarına tıklıyoruz. Çek senet bordrosu arama ekranında eklenecek bordro türü alanından işlem bordrosu müşteri çeki olarak işlem türümüzü seçtikten sonra ekle butonuna tıklıyoruz. Yine diğer çek işlemlerinde yapmış olduğumuz gibi bordro numaramız otomatik olarak tanımlandıktan sonra açıklama alanına dilerseniz yine bir açıklama girebilirsiniz. Evrak tarihi ve ilgili şubemizin seçimlerini yaptıktan sonra çek tahsilini gerçekleştirmek istediğimiz cari hesabımızın seçimini yapmak için cari hesap alanından 3 noktalı butona tıklıyoruz. Cari hesap listesi arama ekranında ilgili cari hesabımızın seçimini yapıyoruz. Daha sonrasında kaydet butonuna tıklayarak kaydımızı oluşturmuş oluyoruz. Eklenecek işlem türü alanından bankada çek tahsili seçeneğini seçiyoruz. Daha sonrasında ekle butonuna tıklıyoruz. Bu alanda tahsile vermiş olduğumuz çeklerimiz karşımıza çıkmakta. Tahsilatını gerçekleştirmek istediğimiz çekimizin seçimini yapıyoruz. Tahsilat işlemimizi tamamlamak için sol alt köşede bulunan onayla butonuna tıklıyoruz. Ve belge onayımız tamamlanmış oldu. Şimdi bir de tahsilatını gerçekleştirmiş olduğumuz çekimizin banka hesap kartındaki görünümüne bakalım. Bunun için kartlar sekmesinden banka ve banka hesap kartlarına tıklıyoruz. Açılan ekranda ara ve bul butonu yardımı ile ilgili banka hesabımızı seçtikten sonra ilgili banka hesap kartımızda tahsil teminat çek senet sekmesine geliyoruz. Hareketleri bul butonuna tıkladığımızda tahsilatını gerçekleştirmiş olduğumuz çekimiz bu alanda bulunmamakta. Sadece tahsile verilen çeklerimiz tahsil teminat çek senet sekmesinde karşımıza çıkmakta. Tahsilatını gerçekleştirmiş olduğumuz çekimizin banka hesap kartındaki görünümüne bakmak istersek banka hareketleri sekmesinde tarih aralığında kutucuğunu işaretleyerek bugünün tarihi olan
12.09.2022 tarihini seçerek hareketleri bul butonuna tıklıyoruz. Yapmış olduğumuz işlem olan banka çek tahsili işlemi bu alanda karşımıza çıkmakta. Sizler de Kobi RP yazılımı ile girişini yapmış olduğunuz çeklerinizin bankaya tahsile verilmesi ve tahsilatının gerçekleştirilmesi işlemlerini bu şekilde gerçekleştirebilir ve hareketlerinin kontrolünü yine yazılımımız üzerinden sağlayabilirsiniz. Bunun gibi eğitim videolarına kanalımızdan ulaşabilir, yeni videolarımız için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. E-Yaz yazılım, doğru hamle kazandırır.